Tedavi yöntemlerinden biri olan aşılamadan bahsedeceğim. Aşılama dediğimiz şey rahim içerisine spermlerin verilmesi. Spermlerin direkt rahim içerisine verilmesi demek aslında çevirisi. Bazı durumlarda aşılamayı bir seçenek olarak hastaya sunabiliyoruz. Bazı durumlarda birkaç aşılama sonrası tüp bebek önerebiliyoruz. Bazen hiç aşılamayı tedavi olarak sunmayıp tüp bebek önerebiliyoruz. Bu tamamen kişinin durumuna göre onu muayene eden doktorun birlikte vereceği bir karar. Burada ben aşılama nasıl yapılır, tekniği nedir bunu anlatacağım daha ziyade. Bunu animasyonlarla göstermeye çalışacağım. Şimdi şu animasyon üzerinden ilerlemek istiyorum. Evet. Her ay yumurtalıklarımızdaki çok sayıda yumurta hücresinden 5-6'sı yola çıkıyor. Bir tanesi büyüyor ve atılıyordu. Bakın şurada gördüğünüz. Buna biz yumurtlama diyorduk. Saçaklar tarafından bu yumurta alınıyor. Tüp içerisinde ilerliyor. Burada rahim ağzından gelen spermler, doğal gebeliği anlatıyorum şu an. Rahim ağzından girip kuyruklu bir şekilde yüzme kapasitesindeler. Rahmi geçip tüplere kadar çıkıp buradaki yumurtaya ulaşıyorlar. Yumurta çok daha büyük bir hücre, sperm hücresi. Bunlar kuyruklu hücreler. Çok sayıda spermden sadece bir tanesi bu yumurtanın kabuğunu geçip içeri giriyor. Biz buna döllenme diyoruz. Girdikten sonra içerideki hücrenin çekirdeğiyle birleşiyor. Şimdi bazı durumlarda spermle yumurta buluşamıyor. Mesela rahim ağzıyla ilgili faktörler bunda bir sebep olabilir. Bazı faktörler var, sebebini izah edemediğimiz gebe kalmada güçlük durumlarında aşılamayı yine bir tedavi seçeneği olarak sunabiliyoruz. Bu durumda yaptığımız şu, aynı yola tekrar gidersek, şimdi birkaç yöntemi var bunun. Birincisi, kadının normal adet dönemi başlar, adet dönemi gider. Yumurtlama dönemi yaklaştığında sperm alınıp tüple rahim içerisine verilir. Eşinden alınan sperm. Bu da bir aşılamadır. Veya bazen daha fazla yumurta elde etmek için ya da gününü tam hesaplayabilmek için ve yumurtlama bozukluğu olan polikistik over gibi hastalıklarda ilaçlarla düzenli yumurtlama sağlatırız. Ve o yumurtayı biz takip ederek yumurtlamanın olduğu günü, hani yaklaşık bir gün sonrasında spermle dölleniyordu ya, tam o güne denk getirip sperm hücrelerini biz kendimiz rahmin içerisine veririz. Yani yumurtlama ilacıyla beraber aşılama yapılabilir. Bazen de bununla da gebelik elde edilmezse, tüp bebekte anlatacağım, karından yapılan hormonlar olan ilaçlarla yumurtlama takibi yapılıp, daha sonra yine çatlatma iğnesi yapıldıktan sonra sperm içeri verilebilir. Tüm bunların sebeplerini diğer videolarda anlattım. Aşılamaya ne zaman gerek duyuldum. Şu an burada aşılamanın tekniğini ve ne yapıldığını anlatıyorum. Her zaman sperm ve yumurtanın buluşması kolay olmuyor. Biraz önce söylediğim gibi. Şimdi aşılamada ne yapıyoruz? Erkeğin sperm hücresini nasıl alabiliriz? Erkek bir örnek veriyor. Örnek dediğimiz bir odaya alınıyor. Mastürbasyon yöntemiyle bir idrar kabına ya da uygun bir kaba örnek veriyor. Bu örnek alındıktan sonra embriyoloji laboratuvarına gidiyor. Embriyoloji laboratuvarında sperm tüpün içerisine koyup ayrıştırılıyor bu sıvı. Meni koyup ayrıştırılıyor. Bunda çeşitli yöntemler var embriyologların uyguladığı. Mesela yüzdürme yöntemi var. Daha iyi yüzen spermleri eliyorlar, yıkama yöntemi var, spermleri yıkıyorlar gibi. Burada amaç kaliteli olan spermleri almak. Yani spermleri işlemden geçirmek. Bu santrifüj dediğimiz bazı aletlerde yine kaliteli spermleri elde etmek, bir kısmını çöktürmek, mesela bu yüzdürme, daha iyi yüzenleri yukarıda toplamak gibi. Yani bir nevi saflaştırılıp kaliteli olan sperm alınıyor. Ve bu sperm alındıktan sonra şöyle bir şırınganın içerisine konuluyor. Yıkanmış ve iyileri ayırt edilmiş mümkün olduğunca olan spermler. Bu şırınganın içine koyduktan sonra uygun zamanda aşılama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşılama işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Şu sırt üstü yatar pozisyonda bir kadın
Şurası dış genital organlar, içeriye doğru vajen vardı ve öne doğru kıvrık rahim vardı. Bu da rahmin iç tabakası. Şurası da rahim ağzı. Bizim spekülüm dediğimiz alet muayene aletimizdir. Vajinaya uygularız ve onun kapakları açılırdır. Vajinaya girdikten sonra kapağı açarak rahim ağzını ve vajinayı net görmeye çalışırız. Bu metal demirleri olabilir veya tek kullanımlık plastikleri olabilir. Bu yerleştirildikten sonra ağız açılır ve rahim ağzını tam önümüzde görürüz. Gördükten sonra bu şırınganın içerisindeki spermi vermek için ucunda bir kateter vardır. Bununla gireriz rahim ağzından ve spermi buraya bırakıp çıkarız. Aşılama budur. Yani yıkanmış spermleri, işlemden geçirilmiş kaliteleri, ayırt edilmiş spermleri uygun zamanda kadının rahminin içerisine direkt bırakmak demektir. Bunun adı aşılama. Bakın, giriyoruz alette, rahim ağzını geçiyor kateter, duruyor burada ve şırınganın içerisindeki spermi bakın boşaltıyor. Boşalttıktan sonra çıkıyor. Burada amaç ne? Spermle yumurta birleşemiyor ya, daha yakın hale getirmek. Birleşmelerini engel rahim ağzında bir faktör varsa veya sebebi bilinemeyen kısırlık varsa veya spermlerin hareketlerinde ulaşmalarında sıkıntı varsa veya sayı olarak azsa bu rahim ağzında ve buradaki tüycüklerde bazı spermler eleniyordu ya ulaşamıyordu yumurtaya. O olasılığı arttırmak için direkt yumurtaya en yakın yere bırakıp çıkarıyoruz. Aşılama dediğimiz şey bu. Bıraktıktan sonra ne oluyor spermler? Aynı şekilde sanki boşalma kendiliğinden olmuş gibi rahim ağzından çıkıp, rahimden geçip tüplere yayılıyordu ya, biz daha ileride bir yere bırakıyoruz. Kendi oradan tüplere hareket etmeye devam ediyor. Bakın, tüpe girdi spermler, en yakın yere bıraktı. Aynı şekilde ilerliyor ve orada kendisini bekleyen yumurtayı döllüyor. Bakın bunlar şırınga içerisinde ayıklanmış ve verilmiş spermler. Aynı şekilde yine verilmiş oluyor. Burada biz neyi bypass etmiş oluyoruz? Boşalmayla değil de kendimiz spermi alıp kalitelilerini direkt rahmin içerisine yumurtaya en yakın yere bırakmış olarak yapmış oluyoruz. Aşılama dediğimiz şey bu. Gelelim şuna. Şurada duracağım. Peki bunu biz ne zaman yapıyoruz? Orada yumurta bekliyor ya. Demek ki yumurtlama bozukluğu olmaması lazım aşılama yapmak için. Yani yumurta sayısı ve kalitesi yeterli olmadığı için gebe kalamayan bir kadında aşılama uygun bir yöntem değil. Çünkü zaten yumurta yok ya da kalitesi ve sayı olarak az. Burada nerede gerekli olabilir? Bir, spermlerin sayı azlığı varsa, ikincisi rahim ağzında bir faktör varsa, bir şekilde spermlerin ilerleyişini engelleyen bir hareketle ilgili ya da rahim zarına, vajinaya tutunmasını engelleyen bilemediğimiz faktörler varsa veya sebebi izah edilemeyen gebe kalamama durumu varsa aşılama bir seçenek olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Diğer bir seçenekte düzgün yumurtlayamayan polikistik over gibi hastalıklarda yumurtlama ilaçlarıyla yumurtlamayı sağlayıp yumurtayı attırtıp yumurtanın atıldığı günü takip ederek o gün aşılamayı yapmak, yani o gün vermek spermleri içeri. Düşünün ki bu kadın bir polikistik over hastası. Düzenli yumurtlamıyor ve düzenli adet görmüyor. Yani her ay yumurtlama olmuyor. Biz ilaçlarla ona yumurtlama sağlıyoruz. Orada büyümeyen yumurtayı büyütüyoruz normal yumurta gibi. Ve onu ultrasonla takip ediyoruz. Ne kadar oldu, büyüdü mü? Ve yumurtlamanın olacağı iyice büyüdüğünde çatlatma iğnesi yapıyoruz kolaylaştırmak için. Çatlatma iğnesi yaptıktan sonra da 36 saat sonra onun artık yumurtlayıp gelip kanala bekleyeceğini düşünerek aşılama yapıp bu sefer spermleri aşağıdan veriyoruz. Bu yumurtlama tedavileri ya haplo olabilir veya tüp bebekte kullanılan karna yapı karın cildine yapılan iğnelerle olabilir. Aynı şeydir. Çatlatma iğnesi hiç yapılmayabilir. Sadece ultrasonla doğal olarak takip edip yumurtlamanın olduğu günün 36 saat sonrasında aşılama işlemi yapılabilir. Veya çatlatma iğnesi yapılıp onun 36. ya da 35. saatinde yapılabilir. Yani burada amaç uygun günde yumurtanın nerede olduğunu bulmak, saptamak ultrasonla ve o gün aşılama yapmak. Ya da kendimiz yumurtlamayı sağlayıcı ilaçlar veriyorsak
Biz çatlatma iğnesiyle büyüttüğümüz yumurtaları çatlattıktan bir gün sonra 36 saat sonra aşılamayı yapıyoruz ki uygun zamanı getirip birbirlerini en yakın yerde buluşturalım. Aşılama dediğimiz şey herhangi bir anestezi gerektirmez. Muayene esnasındaki gibidir. Zaten bir muayene aleti takılır. Bu içeriye verilen kateter bir ağrıya yol açmaz. Çok hafif bir krampa yol açabilir. Onun dışında bir ağrı yaratmaz. Ve kişinin çok uzun istirahati gerekmez. Bir 10 dakika sonra yattığı yerden de kalkıp hayatına devam edebilir. Başarı şansına göre tekrarlanabilir. Yer tedavi yöntemlerine geçilebilir. Bunu en doğru şekliyle sizi muayene eden doktor sizin özelliklerinize göre karar verecektir.